Merhabalar. Bu dersimizde Go programlama dili için piyasada önerebileceğim, araştırmanızı önerebileceğim bazı kütüphanelerden yani frameworklerden ve toolkitlerden bahsedeceğim. Bunlar genellikle web taraflı oluyor. Çünkü Go, yani Google, Go'nun ana geliştiricisi Google, web tarafı için özel bir framework yayınlamıyor. Yani yayınlamaz da. Sadece standart kütüphanelerini geliştiriyor ve dilin geliştirilmesini sağlıyor. Ekstra bir framework yayınlamıyor. Bunu open source camiaları geliştirip yayınlıyorlar diyebiliriz. O yüzden de çeşitlilik çok fazla ve bu da güzel. Hızlı gelişiyor. Öncelikle web tarafı için BigGo var. BigGo, hemen web sitesini de göstereyim. Şurası. BigGo.me. Öncelikle Go'yu Çinliler çok ciddi bir şekilde seviyorlar. Ruslar da aynı şekilde. Burada yanlış hatırlamıyorsam BigGo'da Çinli. Çinliler sağ olsun zaten hemen gösteriyorlar. BigGo Framework Çinli tarafından yazılmıştır. Jinjonic olarak aratabilirsiniz. Jinjonic. Gingonic şeklinde. Bu da bir web framework'ü. Gorilla Toolkit adı üzerinde bir toolkit. Frameworkümsü bir şey. Tam olarak framework olmasa da farklı alanlar için araçlar yayınlamıştır. Yani siz bir routing işlemleri, yönlendirme işlemleri için kullanmak istiyorsanız sadece, hani genel bir framework değil de sadece routing işlemleri için bir araç seti kullanacaksınız diyelim. Küçük bir kütüphane. O onu dahil ediyor. İşte cookie için, başka işlemler için, güvenlik vesaire gibi ayrı ayrı farklı araç setleri var. Bunları genel olarak da toolkit diyoruz. Araç seti. Siz istediğinizi kullanıyorsunuz içinden. Revel var. Revel da yine revaçta olan. Martini web tarafında yine kullanılıyor. Ama benim en çok kullanıldığını gördüğüm şu 4 tanesi, hatta BigGo, Jinjonic ve Gorilla Toolkit diyebilirim. Kendiniz artık ekstra araştırabilirsiniz. Gorm var. Gorm'da bir ORM, yani veri tabanı Object Relation Mapping Framework diyebilirim. .NET'çiler için söylemek gerekirse bir Lingo'dur. Ya da bir, daha doğrusu bir entity framework'tür. Ya da open source ya da Java'cılar için söylemek gerekirse Hibernate'tir diyebiliriz. Örneklemek gerekirse. GoBot var. GoBot da robotik ve IoT için geliştirilmiştir. GoBot IO. Desteklediği platformlar şöyle. Bakın mesela Arduino, BeagleBone Black vesaire, bunları destekleyen, işte Raspberry falan, bir Go framework'üdür. Bu şekilde kullanılabilir. EMBD var. Bu da Kidoman IO üzerinden kullanılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam ThoughtWorks firmasının bir küçük bir girişimiydi. Embedded tarafta Go'nun kullanımı. Makine öğrenmesi için benim bir derlemem var. Şurada. Go Library 4 olarak yayınladım. Makine öğrenmesi kütüphaneleri Go ile geliştirilmiş ve kullanabileceğiniz. Bir genel makine öğrenmesi kütüphaneleri. Go ML linki var. Machine Learning Libraries for Go. ML Go. Vesaire. Go Brain var. Mesela Neural Network için. Bunlardan mümkün olduğunca kullanmaya çalışıyorum. Neural Network için var. Go Brain'i tekrar ediyorum burada. Go Fun var mesela. Multilayer Perceptron Neural Network için var. Linear Algebra için var. Vesaire. Decision Tree. Bayesian Classifier. Recommendation Engines in Go.
Natural Language Processing, doğal dil işlemi için olan önerilerim var. Bir derleme. Data analiz ve sanallaştırma ya da görselleştirme mi diyelim. Onun için var. Blaze, GoGrab gibi mesela pilot var. Pilotun sanırım Go entegrasyonuydu bu. API'nin. Bir API'ydi çünkü bu. Text indexing, data extracting and processing. Bu da veri çıkarma. Mesela bunu farklı projelerde yaptım. Bir web sitesi üzerinden veri elde etme, HTML okuyarak ya da bir resim içerisindeki metni alma gibi. Mesela buna crawler da denir. İnternette arama yapma gibi. Örümcektir aslında bu. Crawl işlemi ya da scraping işlemi deniyor. Go query var. Bu da işte bir web sitesindeki o HTML arayüzü sorgulama işlemi diyelim. Go query. Şöyle devam. Cloud tarafında birkaç bir şey. Evet, bu şekilde. Bununla ilgili çok farklı kaynaklar daha var. Yani GitHub ayrı bir olay. Google ayrı bir de özellikle Çinliler burada çok ciddi şekilde Go library'lerini depoladıkları bazı siteler var. Şu an aklıma gelmiyor ama aralarda denk geliyorum ya da bakıyorum. Çok fazla kütüphaneyi, library'yi yığmışlar. Ve eğer bu tür yerleri sıkı kullanırsanız hani büyük projeleri bile çok kısa sürede geliştirebileceğiniz kadar kaynak var diyebilirim.